Efendim bir ümittir Ramazan'a. Bugün de hoş geldiniz, safalar getirdiniz kıymetli seyirciler. Bugün de Allah nasip ederse iftar vaktine kadar sizlerle beraber olacağız. Takvimler 2 Mayıs 2020 Cumartesi'yi gösteriyor kıymetli seyirciler. Geçen senelerde yaşadığımız Ramazanlardan daha farklı bir Ramazan yaşıyoruz. Yaşanılan şu salgın hastalıktan dolayı aslında sadece biz değil, bütün dünya evine kapanmış durumda. Tabii ki sofralarımıza birilerini alamıyoruz, birilerine davete gidemiyoruz ne yazık ki. Ama en azından yapıyormuş gibi olmak lazım demiştim yani bir defasında. Mutlaka ayırmak lazım. Bugün işte iki tane misafir ağırladık deyip bunun da masrafını bir yerlere ayırmak lazım ve ondan sonra da inşallah onları sadaka olarak vermek lazım ihtiyaç sahiplerine kıymetli seyirciler. Bugün de yine dolu dolu bir program hazırlamaya çalıştık size. Birazdan Kur'an-ı Kerim tilaveti olacak ve Üstad Hasan hocamız Yunus suresinden 103 ile 109. ayetlerin arasını tilavet edecek sizler için. Arkasından bir hikayemiz olacak kıymetli seyirciler. Seyircilerimizden birinin yollamış olduğu bir hikaye. Kimin salası başlıklı hikayeyi Bir Yudum Hikaye köşemizde bulabileceksiniz. Bugünkü konuğumuz çok kıymetli hocamız Necdet İçel hocamız. İnşallah kendisiyle takva konusunu ele almaya çalışacağız. Takva nedir? Takvayı kazanabilmek, elde edebilmek için neler yapmak gerekir? Nasıl bir kul olmak gerekir? Bunları inşallah kendisinden dinlemeye çalışacağız kıymetli seyirciler. Mümin odur ki İmanın şubeleri, ilahiler yine sizlerle beraber olacak. Bu arada elektronik posta adresimiz şu anda ekranda ama ben hemen yine bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bize destek vermek isteyenler için de Patreon hesabımız var. patreon.com/AsımYıldırım. Bize buradan da destek olabilirsiniz diyelim. Allah'a ebeden razı olsun. Destek olsanız da olmasanız da en azından destek olmak isteseniz de kıymetli seyirciler. Efendim bir kere daha vurgulamakta fayda var. Bu programı özellikle Türkiye'deki arkadaşlarımız, eski seyircilerimiz için hazırladık ve hala da yapmaya devam ediyoruz. O yüzden Türkiye'de olabildiği kadar iletmek lazım seyircilerimize, insanımıza, eşe dosta iletmek lazım. Bu arada bu yayınları aynı zamanda MCEUTV'den de seyredebiliyorsunuz. Bunu da zannediyorum biliyorsunuz, takipte ediyorsunuz zaten. Allah razı olsun. Hazırsanız başlayabiliriz Kur'an-ı Kerim'le kıymetli seyirciler. Haydi bakalım. Bir ümittir Ramazan'a. Bugün de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين
وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
Sevgili seyirciler, bugün sizinle son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız ilginç bir olayı paylaşmak istiyorum. Hikayeyi Nuh Özdün Bey yollamış. Hikayeye geçmeden önce bir hatırlatma da yapmak gerekiyor belki. Efendim, bu günler geçecek. Geçecek. Mutlaka geçecek. Bu devran böyle gitmeyecek. Elbette mazlumların masumiyeti er geç ortaya çıkacak. Bugün kimin kazandığını veya kaybettiğini bilmiyoruz. Hüküm sahibi Allah biliyor her şeyi. Şimdi her şeylerini kaybetmiş, mallarından, sevdiklerinden, akrabalarından, özgürlüklerinden, canlarından olmuş gözüken masumlar bir yanda, o masumlara zulmeden, zulme aracılık eden, iftira eden, yalan söyleyen, tuzak kuran, kuyu kazan, bütün bunlara alkış tutan ve veya bilerek, isteyerek, kasten göz yuman ve susanlar, kazanmış gözükenler öte yanda. Mazlumların safında yer alanlar diyorlar ki, biz masumuz, öteki taraftakilerse hayır siz suçlusunuz, kötüsünüz. Mazlumların tarafındakiler, biz kendimizden eminiz, abdestimizden şüphemiz yok, isnat ettiğiniz her şey yalan, iftira diyorlar. Ötekilerse konuşturmayın, vurun diyorlar. Mazlum taraftakilere Allah kaybettiklerinin daha hayırlılarını verecek inşallah. Ondan eminim de diğer gruptakiler neler kaybedecek hep beraber göreceğiz. Peki tövbe edemeden sırtlarında onca suçla, iftirayla ahirete gidecek olanların hali ne olacak? Bu hamur çok su götürür. Bugünkü hikayemizin adı Kimin Salası? Bir yudum hikayeye başlıyoruz. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Mahalle camiinden gelen sesle uyandı. Geç saatlere kadar televizyon seyretmiş, salonda da uyuyakalmıştı. Sabah namazı vakti yine geçmişti. İmamın okuduğu sala dikkatini çekti. Kimin salasıydı acaba? Mahallede yaşlılar vardı fakat öyle çok hasta olan birini duymamıştı. Salanın sonunu İbrahim Efendi'nin kimi anons edeceğini merak etti. Garipler köyü eşrafından diyordu İmam Efendi. Daha da dikkat kesildi. Köylüsüydü çünkü vefat eden Ahmet adı güzel diye devam etti imam. Birden şoke oldu, ayak fırladı. Aynı isimde başka kim vardı ki? Amcaoğlu Ahmet miydi? Başka Ahmet isminde dedesi vardı ama o çoktan rahmetli olmuştu. Yanlış mı duymuştu adı? İbrahim Efendi'nin ikinci tekrarına kulak kesildi. Hayır hayır, yanlış değildi. Ahmet adı güzel diyordu İmam Efendi. Eşine sormak için yüksek sesle Ayşe diye seslense de sesini kimseye duyuramadı. Açık kalan televizyonu kapattı, yatak odasına koştu, hanımına haber vermeye gitti. Dış kapının açık olduğunu fark etti. İçeride tam kapının önünde birileri vardı, yakın akrabaları, komşularıydı bunlar. Amcaoğlu Ahmet de oradaydı. Ne işleri vardı evinde bunların? Hem de habersiz. Atletli falan da çıkmıştı karşılarına birden, biraz utandı. Hoş geldiniz dedi zoraki fakat kimse onu duymadı. Sessiz sinema gibiydi her şey. Kimse onu görmüyor, ona bakmıyordu. Niçin herkes üzgün, ağlamaklı ve fısıldayarak konuşuyordu ki? Bir anlam veremedi. Yatak odasından gelen eşinin hıçkırık seslerine doğru gitti. Yatakta kefenlenmiş biri yatıyordu. Ayşe Hanım başında ağlıyordu. Ürkek adımlarla yaklaştı yatağa, korkarak ve merakla Mevta'ya baktı. Kefenlenmiş ama sadece yüzü açıktı. Şaşırdı. Kendisiydi kefenin içindeki. Yığıldı yatağın kenarına. Ölmüştü ve az önce okunan sala kendisi içindi. Şok yaşıyordu. Ne yapacağını bilemedi. Kızı geldi aklına, yatağına koştu. Kimse yoktu. Komşular götürmüş olmalıydı korkmasın diye. Kızının yatağına oturdu. Film şeridi gibi hayatı geçmeye başladı gözlerinin önünden. Orta direk mutassıp bir ailenin çocuğuydu. Keşkeler geldi aklına. Keşke, keşke. Keşke okey'e çağıran arkadaşlara takılmasaydım da sohbete çağıranlarla beraber gitseydim. Keşke namaz vakitlerine bakarken vaktin çıktığı zamanı değil de girdiği vakti düşünseydim ve vaktinde kılabilseydim. Keşke sosyal medyada vakit geçireceğime kitap, Kur'an okusaydım. Keşke Muzır Neşriyat ve televizyon seyredeceğime imanımı artırıcı, faydalı yayın ve kanalları takip edebilseydim. Sonra en büyük keşkesi, içini hayattayken de kemiren keşkesi geldi aklına. Bu büyük bir iftiraydı.
Yıllardır beraber çalıştığı amiri Hüseyin Bey'i fişlemiş, iftira etmişti. Onun yerine geçebilme arzusu ve hanımının bitmek tükenmek bilmeyen harcamaları onu bu yola itmişti. Amir olacak, daha çok kazanacak, daha rahat bir hayat yaşayacaktı. Ama o hayat işte bitmişti. Halbuki amirinin iyi bir insan olduğunu, teklif edilen rüşvetleri almadığını, kendisini de hadis sohbetlerine çağırdığını, hayır hasenata teşvik ettiğini, faydalı neşriyata abone yapmak istediğini de biliyordu. Bütün bunların terörle hiçbir alakası olmadığını, tersine anarşiyi ortadan kaldırma vesilesi olduğunu da çok iyi biliyordu. Fakat nefsine yenik düşmüş, dünyaya aldanmış, şu fani ömrü baki hayata tercih etmişti. Zaten ülke parti devleti haline gelmiş, en ufak muhalif bir söz, yazı ve eylem insanların tutuklanmasına yetiyordu. Halbuki Hüseyin Bey'le tanışmadan önce sadece cumalara giden, sigara içen, arada alkol de alan biriydi. Bütün bunların değişmesine vesile olan amirine iftira etmiş, şeytana, şeytanlara boyun eğmişti. Nasıl olsa bir cadı avı var, hükümete biat etmeyen herkes fişleniyor, Hüseyin Bey de arada kaynar gider diye düşünmüştü. Evet, iftira sonrası Hüseyin Bey'i alıp götürmüşler ve bir daha da onu gören olmamıştı. İftira neticesinde eşi Nur Hanım da çocukları mahalle baskısına maruz kalmıştı. Komşuları eşine selam vermez, çocukları oyuna çağrılmaz olmuştu sokaklarda. Hüseyin Bey'in öz anne babası da medya ve hükümetin söylemlerine inanmış, onlar da sormaz olmuşlardı hallerini. Ev sahibinin de zorlamasıyla dayanamamış ve memlekete taşınmıştı aileden geri kalanlar. Daha basit bir hayat yaşamaya başlamışlar. Çocukları köy okuluna yazılmış, bir aile adeta yıkılmıştı. Allah'tan Nur Hanım'ın anne ve babası sahip çıkmış, "Üzülme, Allah sabredenlerle beraberdir." demiş ve bağırlarına basmışlardı kızları, kızı ve torunlarını. Ahmet Bey artık bir amirdi, yani daha da zengindi, fakat bir kurt içini hep kemirir olmuştu. Diğer bütün keşkeleri unutmuş, buna odaklanmıştı. Her şeyin sorulacağı o günde bunun da sorulacağını iyi biliyordu ama verecek cevabı yoktu maalesef. Ağlamaya başladı. O kadar çok ağlıyordu ki hıçkırıkları yatağa sallar hale gelmişti. Bu sarsıntıyla uyanan hanımı "Ahmet Bey, Ahmet Bey" diye zorlayarak uyandırdı eşini. Adam kan ter içindeydi. Gözlerini açtı, boş bakışlarla hanımını seyrediyordu. Bütün bunların bir rüya olduğunu anlayarak derin bir "oh" çekti ve doğrularak hanımına sarıldı. Şimdi gerçekten ağlıyor. "Amirim, amirim, yanlış yaptık hanım, yanlış yaptık" diyerek hıçkırıyordu. Hanımı konuşmalarına bir anlam veremedi adamın. O devam etti. "Biz ne yaptık hanım? Masum insanların hayatını kararttık." Sabah uyandıktan sonra gidip hemen onları bulmalıyım diye karar verdi. Ve köyün yolunu tuttu Ahmet Bey. Onlardan af dileyecekti. Nur Hanım'ın yaşadığı köye geldi ve evi buldu sorarak. Evde ihtiyar anne babası vardı amirinin eşinin. O gün görüş günü olduğunu, onların da daha biraz önce yola çıktıklarını, hatta yol parasını borç alarak gittiklerini öğrendi. Hapishane başka bir şehirde, yolda uzundu. Fakat Ahmet Bey kararlıydı, onları bulacak, kendini affettirecekti. Yoksa bu kabus kendini yiyip bitirecekti. Vaktinde varmış, daha görüş başlamadan onlara yetişmişti. Ahmet Bey'i gören Nur Hanım hem çok şaşırmış hem de bir anlam verememişti. İlk başta Ahmet Bey'i dinlemek istemese de ısrarlar ve etrafındakilerin de daha fazla dikkatini çekmemek için görüşmeyi kabul etti. Ahmet Bey olan biteni anlattı ve çok içten af dileyerek getirdiği bir miktar parayı zorla tutuşturdu Nur Hanım'ın eline. Kendisi aileden olmadığı için görüşe kabul edilmedi. Amirinin eşine yalvardı kendi adına af dilemesi için Hüseyin Bey'den ve beklemeye başladı kapıda. Yorgun, bitkin ve endişeliydi. Yaklaşık bir saat sonra Nur Hanım ve çocuklar diğer ziyaretçilerle beraber çıktılar dışarı. Hemen yanlarına giden Ahmet Bey amirinin durumunu sordu ve ne cevap verdiğini öğrenmek istedi. Nur Hanım adamın yüzüne baktı. Amirinin Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul olarak Muhammed'den razı olduğunu, kendisinin affettiğini ama eşinin, çocuklarının, ona artık farklı nazarla bakan akrabalarının, komşularının, önü kesilen hayır işlerinden istifade edemeyenlerin hakkı için bir şey diyemeyeceğini ve Rabbine havale ettiğini söyledi. Ve ondan mağfiret dilemesi gerektiğini anlattığını ekleyerek yanından ayrıldı kadın.
Bir ay sonraki görüşte Nur Hanım cezaevi önünde Ahmet Bey'in eşiyle karşılaştı. Görüş saatini beklerken Ahmet Bey ortada yoktu bu sefer. Ahmet Bey'in Ayşe Hanım'ı gönderdiğini düşündü. Fakat Ayşe Hanım'ın anlattıkları çok ilginçti ve ülkenin geldiği durumu özetliyordu. Ahmet Bey güya terörist olan bu aileye yardım ettiği için tutuklanmış ve aynı hapishaneye konulmuştu. Kıymetli seyirciler, Bir Ümit'tir Ramazan devam ediyor. Bu güzel ilahiden dolayı, bu güzel ezgiden dolayı sevgili Süleyman Erkişi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Kendisi çok yakın arkadaşlarımızdan bir tanesi. Onu da özlediğimizi bilmesini istiyoruz. Efendim bugün bir konuğumuz var demiştim programın en başında. Dün de anons etmiştik. Çok kıymetli Necdet İçer hocamız bizimle beraber şu anda bekliyor yayın için. Hemen ona merhaba diyelim. Çünkü bugün kendisiyle takva meselesini konuşacağız. Necdet Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Sefalar bulduk. Allah razı olsun. Sevgilerimi sunuyorum. Allah razı olsun hocam. Ramazan'dan önce yaptığımız Ramazan'a hazırlık videoları çok ilgi gördü. Seyirciler çok beğendi. Çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize sunduğunuz için hocam. Estağfurullah. Ben de teşekkür ediyorum.
Seyircilerimizin teveccühü. Allah razı Allah razı olsun. Hocam bugün takva konusunu ele alacağız. İlk sorum takva nedir olsun? Kur'an'da ve sünnette takva nasıl geçer, nasıl anlatılır? Buyurun. Kur'an-ı Kerim'de değişik türevleriyle 285 defa takva geçer. Takvanın bütün kelimelerde olduğu gibi bir lügat, sözlük manası vardır. Bir de dinde kullanılan, buna biz ıstılahi mana diyoruz, ıstılahi manası vardır. Lügat itibariyle takva korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek gibi farklı farklı manalara gelir. Bizim dünyamızın meşhur zirvelerinden bir tanesi olan Seyyid Şerif el-Cürcani bütün bu lügat manalarından çıkış yaparak dinde takva dendiği zaman şöyle tarif edebiliriz demiş. Evet. Allah'a itaat ederek azabından sakınmaktır. Allah'a itaat ederek Allah'ın azabından sakınmaktır. Bu da ceza almayı haklı kılan davranışlardan nefsi korumak suretiyle gerçekleşebilir demiş. Evet, biz öyle haramlar, günahlar, isyanlar yaparız ki onların öbür alemde bir karşılığı, bir cezası vardır. Özet ifadesiyle Seyyid Şerif'in tarifini şöyle diyebilirim. Bizi cehenneme götürecek tavırlardan ve davranışlardan kaçınmak, uzaklaşmak ve onlardan kendimizi korumak. Bu takvanın ıstılahi tarifidir. Evet. Evet, ifade ettim. Takva Kur'an-ı Kerim'de 285 defa değişik türevleriyle geçmiş. Ama takva kelime olarak 17 defa tam bu tabirle takvalı insana müttaki deniyor. Müttaki tabiriyle de Kur'an-ı Kerim'de 48 defa tekrar edilmiş. Demek ki Allah takvaya ve takvalı insana, müttakiye çok ama çok değer veriyor, fazlaca değer veriyor. Bu mesele çok önemli ama çok önemli demek. Biraz daha genel manada meseleyi ele alacak olursam şöyle diyebilirim. Allah karşısında bir kulun alacağı iki vaziyet vardır. Evet hocam. Bir, Allah'ın emirlerine itaat etmek. Bir de Allah'ın yasaklarından, haram dediklerinden kaçınmak. Bunu şuraya irca edebiliriz. Allah'ın emirlerine itaat ederek cennete giden yola girmek, haram ve günahlarından sakınarak da cehenneme giden yoldan kendimizi alıkoymak. Demek cennete giden yollar var, götüren yollar var. Evet. Demek cehenneme götüren yollar var. Cennete götüren yollara Kur'an-ı Kerim salih amel demiş. Cehenneme götüren yollardan da kendimizi alıkoymaya, içtinap etmeye de takva demiştir. Hı hı. Bundan anlaşılıyor ki, tekrar ediyorum, bir kulun Allah karşısında alacağı iki vaziyet vardır. Bir, emirlerine itaat etmek, buna salih amel deniyor. Kur'an-ı Kerim'de bu da ısrarla geçen bir kavramdır. Ellezine İnnellezîne âmenû ve amilus salihat, mesela onlar ki iman ettiler ve salih amel yaptılar, bu ibadetler. Ama bir de Allah'ın yasakları var, sınırları var. Onları yaparsak Allah bize kızar, azap eder, kahreder. Dünyada da azap edebilir. Dünyada yapmazsa ahirette azap eder. İşte Allah'ın bu yasak dediği, haram ve günah dediği şeylerden sakınmaya, kaçınmaya da takva deniyor. Hangisi önce gelir? Ben önce salih amele mi önem vereyim ağırlıklı bir şekilde, yoksa takvaya mı önem vermeliyim? Evet, takva salih amelden önce gelir. Yani önce mükellef güzel bir yemek mi yiyeyim ben, besleneyim? Yoksa zehirlenmekten mi kendimi koruyayım? Zehirlenmekten kendimi korumak mükellef bir yemek yemekten önce gelir. İstediğin kadar yemek ye. Ama zehir alırsan hem de zehirlenmen daha da süratli olabilir.
ölümün sürü ateşleyebilir. Onun için önce zehirlenmekten korunma neyse önce zararlı şeyleri terk etmek takva, sonra faydalı şeyleri yapmak salih amel takva. Bu manada salih amelden önce geliyor. Maliki fıkhında temel bir prensiptir. Mecellenin de temel kaidelerindendir ki derler, def-i mazarrat celbi nef'a racihtir. Yani zararlı şeyleri terk etmek, faydalı şeyleri yapmaktan daha önce gelir diye onu külli bir prensip haline getirmişlerdir. Evet hocam. Pekala ben salih amel yaparak sevap kazanmak istiyorum. Niye ona öncelik vermediniz? Derlerse aslında takvada da bir cihetten salih amel vardır. Eğer salih ameli sevap kazandıracak şeyler diye düşünecek olursak elbette Allah haram ve günah dediği için haram ve günahları terk etmekte de ayrı sevap hatta salih amellerden daha büyük sevaplar, daha çok sevaplar vardır. Evet. Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir ölçü sunar. Der ki bir haram ve günahın terki vaciptir. Buradaki vacip vücup yani farz manasında. Bir vacibi işlemek 100 sünnet işleme sevabı kazandırır. Ahir zaman fitneleri içinde de bir sünnete temessük 100 şehit sevabı kazandırıyor. Bunu Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru 100 şehidin. Efendimiz Aleyhisselam ümmetimin fesada, bozgunculuğa, fitneye düştüğü bir hengamede yani ahir zamanda kıyametin büyük ve küçük alametlerinin çıktığı bir zamanda diyelim kim sünnetime temessük ederse 100 şehit sevabı kazanır. Mesela bir haram manzara var. İlk nazar mafuf. Ben Allah haram dediği için Allah'tan korktum ve Evet. sonra haram ve günaha karşı gözümü kapadım. Harama bakmadım. O anda bir vacip işleme sevabı kazanıyorum. 100 tane sünnet işleme sevabı kazanıyorum. Eğer bir sünnet de 100 tane şehit sevabı kazandırıyorsa ondan öyle sevap kazanıyorum ki bir insan sabaha kadar namaz kılsa belki o kadar sevap dahi kazanamayabilir. Onun Müthiş. için takvanın da aynı zamanda çok müthiş gerçekten. Onun için bizler istitradi aradan bir cümle söylemek istiyorum. Ahir zamanda yaşamamız Allah öyle yaratmış. Takdir tabi razıyız ona ama hani keşke sahabe döneminde veya daha önce Müslümanlığın cemiyette tam yaşandığı dönemde yaşasaydım diyebilir bazıları. Ahir zaman fitnesi içinde yaşamakla aslında bizler çok daha bir yönüyle avantajlı sayılıyoruz. Haram ve günah çok ama takvamızla haram ve günahı terk edince öyle sevaplar kazanıyoruz. Öyle sevaplar kazanıyoruz ki belki daha önceki insanlar öyle Müslümanlığın cemiyette çok rahat yaşandığı bir dönemde bile bu kadar sevap kazanma fırsat ve Evet. imkanlarını bulamamış olabilirler. Takva oldukça önemlidir. Evet. Hocam Ve aslında ha buyurun. Cenab-ı Hakk'ın hani takva salih amelden önce gelir dedik ya, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zamanda da bu inceliği görüyoruz. Fatiha suresini istisna edecek olursak o Kur'an'ın bütün semavi kitapların hülasasıdır. Fatiha suresi bir beraatül istihlaldir. Açılım ve izahlar Bakara suresiyle başlar. Evet Bakara hocam. suresi birinci ayetinde şifre elif la mim. Elif Allah'a, lam Cebrail'e, mim Muhammed Aleyhisselam'a delalet eder. Vahyin kaynaklarına işaret eder demişler. Zelikel kitap şu şifrelerle dolu şu kitap var ya ismini bile söylemeye gerek yok. Mutlak zikir kemaline masruf. El kitap deyince akla Kur'an, en kamili Kur'an gelir. La raybe fi onun Allah kelamı olduğunda şüphe yok. Pekala bu Kur'an ne işe yarar? Bize ne anlatır? Hüden lil müttakin. O müttakiler için bir hidayettir.
Demek ki Kur'an-ı Kerim ilk defa takvayı nazara vermiş. Evet. Hidayete erebilmek için dahi müttaki olmak lazım. Ta sondaki minel cinneti ve nasa kadar Kur'an-ı Kerim aslında takvanın bir açılımından ve izahından ibarettir de diyebiliriz. Onun için bize önce takva lazım. Yine önce takva lazım. Takvasız da diğerleri Evet. olamayacağını anlamak lazım. Hocam, son zamanlarda çokça ettiğimiz bir laf var aslında. O da şu: ya bu sıkıntılı dönemlere geldik. İşte bir taraftan uğradığımız zulümler var. Bir taraftan evimizi, barkımızı terk edişimiz, yurdumuzu, yuvamızı terk edişimiz var. Bir taraftan dünyada hep kötülerin lider olması meselesi var. Hem de bir taraftan şu salgın hastalık var, hayatımızı yaşayamıyoruz vesaire diye. Böyle siz onu söyleyince hemen aklıma bu geldi. Ama eğer düzgün durabilirsek, bu zamanların kıymetini de iyi bilirsek, zannediyorum kazancımız da çok olacak. Doğru mu? Tabi ayette Cenab-ı Hak buna dikkat çekmiş. Aleyküm enfusekum la yedurrukum men dalle izah tedeytum. Size nefsinizin muhasebesi gerek. Siz kendinize bakın. El alemin hidayette veya dalalette olması, doğru veya yanlış yapmış olmaları sizi Evet. alakadar etmez manasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi nefsimizle baş başa bırakıp takvamızla iç içe bırakarak böyle bir istikamet Evet. göstermiş, bir yol çizmiş, bir harita çizmiştir. Hocam, çok kısa bir bandımız var. Bir 35 saniyelik bir band. Ondan sonra size takva hayatını sormak istiyorum. Takva hayatı nedir? Takva nasıl elde edilir? Seyircilerimizin de eminim buna dair merakları vardır. İzniniz olursa o kısa arayı vermiş olalım. Hem sizi dinlendirmiş olayım hocam. Kıymetli seyirciler, Bir Ümit'tir Ramazan devam ediyor. Konuğumuz çok kıymetli Necdet İçer hocamız. Hemen ona az önce sorduğum soruyu yöneltmek istiyorum. Necdet hocam, evet, Alıyorum az önce sesinizi. sorduğum soruyu tekrarlamış olayım. Takvalı hayat nedir? Nasıl elde edilir? Bu takva dediğimiz çok önemli husus. Takva dendiği zaman önce kendi içerisinde mertebeleri vardır. Önce takvayı bir çerçeveleyelim. Takva birinci mertebesiyle ki bu bütün insanlar bununla mükelleftirler. Şirkten takva. Yani imansızlıktan imana, Allah'a eş ortak koşmaktan, vahid ehad olan bir Allah inancına dönme manasında, şirkten sakınma manasında, küfürden kaçınmayı ifade eden takva, şirkten takva. Az önce okuduğum Bakara suresinin başındaki ikinci ayetin, Hüdellil müttakinden sonra gelen, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ diyor. Onlar ki Evet hocam. gayba iman ettiler. Der ki onlar gayba iman ettiler. İşte bu bağlantı şirkten takvaya dikkat çekmek içindir. Zaten bir insan bunu elde edemezse, şirkten takvaya ve Allah'a imana dönemezse, az sonra diğer anlatacağım takva derece ve mertebelerini zaten yaşayamaz. Ve takvanın ikinci mertebesine gelince ki bizim örf-ü nasta, beynen nas, insanlar arasında takva dendiği zaman biraz iş buradan başlar. Evet. Allah'ın haram ve günah dediği şeylerden kaçınmak, sakınmak manasında takva. Bu da bütün müminlere, Müslümanlara farz olan bir mükellefiyettir. Evet hocam. Ve takvanın bir üçüncü mertebesi vardır ki bu herkese farz değil. Halk arasında
zühd denen, vera denen bir ufkudur bu takvanın. O da şüpheli şeylerden takva. Çünkü helal mi haram mı olduğu belli olmayan, hakkında kat'i nas, hakkında kat'i hüküm ve beyan olmayan bir kısım muameleler vardır ki işte bunlar da şüpheli. Şüpheli şeyleri de terk etmek. Dâme yürîbük ile mele yürîbük fehvasınca sen şüpheli gelen şeyi terk et, şüphesize yanaş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli tavsiyesidir. Ama takva dendiği zaman aslında hayatı bütünüyle kucaklama manasında anlamak lazım. İnceledim tek tek Kur'an-ı Kerim'de türevleriyle beraber 285 yerde geçen takva kelimesi hayatın bütün noktalarını içine almış. Mesela bir devlet başkanının zulmetmemesi, Allah'tan korkarak adil ve merhametli davranmasının takva ile alakası var. Bir insanın yola çıkarken Cenab-ı Hak azıklanınız ama en hayırlı azık da takva azığıdır. Ve tezevvedû fe inne hayra zâdi takve. O yola çıkmanın da takva ile alakası var. Giyinmenin, elbisenin ve ribâsühü takva ayetinde takva elbisesi bununla alakası var. Bir kadının mahkemedeki hakimin hediye bile alamaz. Onun hediye alması normal memurun hediye alması işini görecek insandan haram ama bir kadının, bir hakimin hediye almasını Efendimiz Aleyhisselam buna küfür demiş. Yani büyük günahtan daha öte bir şey söylemiş. Ondan tutunuz da yeme içmeden yatma adabına kadar hayatımızda bütün noktalarda sınırlar var ve takva dediğimiz şey hayatın bütün noktalarını içine alan sadece böyle bağışlayın zina yapmamak, hırsızlık yapmamak, gul yapmamak, iftira atmamak takvası değil. Hayatın yaşantının bütün noktalarında Allah'ın çizdiği sınırlara riayet ederek yaşama işte buna takvanın da zirvesinde Cenab-ı Hak etka diyor. İnne ekramekum indallahi etkakum ayeti Allah nazarında en değerliniz, en kıymetliniz, en müttaki demek az müttaki var, daha az müttaki var. Yani takvanın kendi içinde dereceleri var. Hangi nispette takvada ileride iseniz Allah nazarında o nispette sizlerin de bir değeri olacak demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak takvalı insanları çok sevdiğini söylüyor. Ve innallâhe yuhibbul muttakîn mesela Allah müttakileri seviyor. İnnallâhe yuhibbul muttakîn de var. Vallahu veliyyul muttakîn de var. Allah müttakilerin velisidir. Şimdi sorunuz içerisinde çok önemli bir nokta vardı. Birkaç cümle ile ona temas etmek istiyorum. Buyurun hocam. Takvayı elde etmek için, takva sahibi olmak için nelere dikkat etmek, nelere riayet etmek gerekir? Hocam izniniz olursa oraya geçmeden önce az önce dediniz ki takvalı olmak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya da bir vesile. Allah seviyor yani takvalı olanları ama mesela takvalı davranırken ya da takvalı olmak için uğraşırken bir beklenti içerisinde olmak, Allah'ın bir hediyesini beklemek mesela takvayı bozar mı? Bir beklenti içinde olmak. Allah'tan bir beklenti olursa bu takvayı bozmaz. Allah'tan gayrısından bir beklenti içinde olursa hatta şöyle bir zat demiş ki en büyük takva bir insanın takvasını koruma takvasıdır. Ne demek bu? Şu demek. Yani takvalı insan bir başkalarını takvalı olmayanları küçük görüyor, hakir görüyor. Bunlar da nefsine mağlup olmuş. Bak zavallı insanlar nazarıyla bakıyor. Kendini onların daha üstünde görüyor. Bu kadarcık bir beklenti bile veya bu hal bile bir insanın takvasını bir anda sıfırlayabilir. Ama sahibi şeriat olan Hazreti Allah ve Efendimiz Aleyhisselam cehennemden kurtulmak için
takvalı olmaya ruhsat verdiği için cehennemden kurtulmak için takvalı olmaya çalışabiliriz. Cennete gitmek için ibadet yapmaya Kıymetli seyirciler, Necdet Hocam, bağlantımızda bir sorun var. Hemen bir VTR'yle devam edelim. İnşallah ondan sonra bağlantıyla ilgili sorunu giderir gidermez devam edeceğiz efendim. İsrafın haram olduğunu bilmek imanın şubelerinden sayılmıştır. Sefer kökünden gelen israf, herhangi bir konuda aşırıya gitme, haddi aşma, mal ve imkanları gereğinden fazla harcama, gereksiz ve aşırı tüketme, meşru sınırların ötesine geçme, helal olmayan şeyleri yeme, helal olan şeylerden normalin üzerinde yeme gibi anlamlara gelmektedir. İsraf edene ise müsrif denir. Allah Teala Araf suresi 31. ayette, "Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." diye buyurur. Bu emir israfı kesin olarak yasaklar. Furkan suresi 67. ayette ise kamil bir müminde olması gereken özellikleri anlatan Rabbimiz, "Onlar mallarını harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de göstermezler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar." diye buyurur. Eli boynuna bağlıymış gibi cimri olma. Elini büsbütün açıp israfa da kaçma. İsra suresindeki bu ayetse bizlere enfes bir ölçü sunar. Başka bir yerde ise Rabbimiz bu ölçüye uymadığımızda bizi bekleyen tehlikeye işaret ederek şöyle buyurur. Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytansa Rabbine karşı pek nankördür. İsra suresi 26 ve 27. ayetler. Şimdi de sevgili Peygamber Efendimizin bu meselede neler buyurduğuna bakalım. Asr-ı Saadet'te yaşanan şu hadise, israf hadisesine nasıl bakmamız gerektiği hususunda bize tam bir çerçeve çizmektedir. Sahabilerden birinin suyu gereksiz şekilde biraz fazla kullanarak abdest almakta olduğunu gören sevgili Peygamberimiz ona suyu israf etmemesini söyler. Sahabi, abdeste kullandığı suda da israfın söz konusu olup olmayacağını sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o sahabesine israf konusunda muhteşem bir düstur olacak şu hadisi şerefine irad eder. Bir akarsuyun kenarında abdest alıyor olsanız bile suyu israf etmeyiniz. Aklımızdan asla çıkarmamamız gereken bir emir. Sadece hadisenin içindeki sahabe efendimize değil, tüm ümmete söylenmiş altın kıymetinde bir hadisi şeriftir. Günümüz dünya ülkeleri sadece bu hadisin hükmünü yerine getirebilmiş olsaydı, insanlık adına bugün çok farklı bir ileri seviyeden bahsediyor olabilirdik. Hazreti Peygamber bu meselede o kadar hassastır ki, başka bir hadisinde şöyle buyurur. Kurtarıcı üç şeyden biri, varlıkta, yoklukta, zenginlikte, fakirlikte, iktisada riayet etmektir. Efendim bir ümittir Ramazan devam ediyor. Bağlantımızda bir kopukluk oldu ama kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen Necdet Hocam'a yeniden merhaba demek istiyorum. Necdet Hocam hakkınızı helal edin. Bağlantıda bir sorun oldu yine. Kaldığımız yerden devam edebiliriz hocam. Buyurun. Takvayı nasıl elde edebiliriz? Müttaki evet. olmanın şartları, yolları nelerdir diye en son sorduğunuz soru içerisinde önemli bir bölüm vardı. Oradan devam edebiliriz. Buyurun hocam. Takvayı elde edebilmek için önce takvanın imanla münasebeti vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a takva nerededir ya Resulallah diye sorduklarında kalbine işaret ederek takva buradadır diyormuş. Kalbe işaret etmiş. Kalp ise zaten imanın mahallidir. Takva ile kalp arasında kalp ile iman arasında bir bağlantı vardır ki Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de ısrarla takvaya hitap edeceği zaman önce imanı nazara vermiş. Mesela ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hu enfuseküm, nefsinizi koruyun.
Nefsinizi koruma mevzusunda müttaki olun diyecek. Önce imana hitap etmiş, sonra takvaya davet etmiştir. Evet. Evet, burada şu hususa vurgu yapmak istedim. Allah beni görüyor ya makamında bir iman, Allah beni biliyor ya şuurunda bir iman, her şeyime her an nigahban olan rakip, basir, müheymin, alim olan bir Allah var ya inancı. Bu inançta ne kadar zirveleşebilirsek, takvada da o nispette zirveleşeceğimize inanmak gerekiyor. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de misalimiz Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın durumudur. Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam genç. Zaten kaybedecek bir şey de kalmamış. Sarayda köle. Hava çok sıcak. Delikanlı, damarında, kan yerinde, bağışlayın şehvetin aktığı bir dönem. Hava da sıcak. Davet eden de kadının kendisi. İşte öyle bir hengamede bile Hazreti Yusuf Aleyhisselam haram ve günaha karşı kâle maazallah, kadın teklif etti gel dedi ama ben Allah'a sığınırım dedi. İşte bu inceliği anlatmadan önce Cenab-ı Hak diyor ki felevle ra'e bürhane rabbi, eğer Yusuf Rabbinden bir bürhan görmeseydi. İmanasıyla Yusuf Allah beni görüyor, Allah beni biliyor, burada Allah var. Öyle bir sağlam inanca sahip olmasaydı nerede ise meylede yazdı, kadının teklifine evet diyecekti diyor. Demek ki bir insanın Allah'ın yasak sınırlarına riayet edebilmesi için öncelikle böyle bir güçlü imana ihtiyacı vardır. Günümüz insanları çok rahat haram ve günah işliyor ama çok rahat, çünkü böyle bir imani şuurdan, tahkiki imandan, şuhudi imandan veya hakkal yakin mertebesine imandan mahrum oldukları için maalesef ki bu haram ve günahları işleyebiliyorlar, işleyebiliyoruz. Bir insanın müttaki olabilmesi için ikinci ana şarta gelince Kur'an-ı Kerim'de ısrarla vurgulanan öbür aleme sağlam iman etmesi ve özellikle cehenneme sağlam iman etmesi ile mümkündür. Cenab-ı Hak ısrarla haram ve günah işlemeden sonra hep cehennemi anlatıyor. Cehennemden sakınmayı anlatıyor. Az önce ayetin bir parçasına temas etmiştim. Tahrim suresi 6. ayette يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ey iman edenler, önce kendinizi ve sonra ehlinizi, iyalinizi cehennem ateşinden koruyun. O cehennem ateşi öyle bir ateş ki üstünde vazifeli melekler var. Zebani denen, halk arasında Zeballah gibi adam diye tasvir edilen zebaniler var ki o melekler göz açıp kapama kısalığında bile asla ve kat'a Allah'a isyan etmezler. At dediğini atarlar, cehenneme yuvarla dediğini yuvarlarlar manasında. Ama cehennemi hatırlatarak Cenab-ı Hak bizi müttaki olmaya davet etmiş. Bu mevzuda bir hayli ayetler okuyabilirim. Ve bir insanın müttaki olabilmesi için diğer üçüncü şart da haram ve helal sınırlarını dinin, şeriatın, Allah'ın tarifi içerisinde neler olduğunu çok iyi bilmesi lazım. Yani Allah neleri haram demiş bilmiyorsa, adam cahilse, din neleri mekruh demiş onları bilmiyorsa, öyle bir insan tabii istediği gibi, yani aklı nasıl çalışıyorsa, canı ne istiyorsa öyle yaşar ki o da onu müttaki yapmaz. Bu mevzuda ilmimizi arttırmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de 500 kadar ahkam ayeti vardır. Belki bir o kadar da farklı tabirlerle anlatılan haram ve günahlardan kaçınma ile alakalı ayetler de vardır. Bu sınırları bilmeyen bir insan herhalde bunları yaşayamayacaktır. Bize bu mevzuda
ilim lazımdır. Onun için şöyle demişler, iman çıplaktır. İman mücevher, çıplak bir meseledir. Elbisesi takvadır. Ziyneti veradır. Ama onun ürünü de ilimdir. Eğer ilmi yoksa ne vera sahibi olabilir, ne takva sahibi olabilir. Hatta ne de imanını ölünceye kadar muhafaza edip kabire imanla gidebilir. Ve dördüncü olarak da bir insanın müttaki olabilmesi için Allah'tan korkup da Allah'ın haram ve günah dediği şeyleri terk edebilmesi için ölümü çok sık hatırlaması ve bu alemde baki değil, ani olduğuna inanması gerekir. Ölüme inanabildiği, öleceğini nefsine ne ikna edebildiği nispette bir insan elbette müttaki olacaktır. Aslında insanlar ölümü kabul ederler. Ama kendisinin öleceğini kabul etmez insan. Ölüm var, kim ölecek? İnsanlar ölecek. Ya sen? Kendisini dünyada ebedi zanneder bir insan. Onun için küllü nefsin zâikatül mevt var. Her nefis ölümü tadacaktır değil aslında. Tadandır. Her an vücudumuzda ölüp gidenler var. Tabiata, kainatta ölüp gidenler var. Ve etrafımızda da ölen insanlar var. Ölümü ne kadar hatırlayabilirsek o da bizi müttaki yapacaktır. Bu mevzuda farklı yığın yığın misaller de anlatılabilir. Herhalde vaktimiz o kadar geniş olamayacak. Ve beşinci olarak da müttaki olanların cennete ancak gidebilecekleri. Cennete ancak müttakilerin gideceğine inanmak, hem cehennemden kurtulmak için az önceki maddede saydım, hem de cennete gitmek için. Mesela Amme suresinin ikinci sayfasının başında geçen innel müttakine mefazen, muhakkak ki müttakiler kurtuldular, cennete gittiler diyor. Bu mevzuda da Kur'an-ı Kerim'den bunlarca ayet sayılabilir. Ama ben şöyle bir inceliğe daha temas etmek istiyorum ki Allah'ın emir ve yasaklarına göre dünyada müttaki yaşayan insanlar dünyada da başına musibet ve bela gelmez ekseriyetle. Müttaki yaşadığı için mesela kul hakkına tecavüz etmez. Müttaki yaşadığı için içki içmezse içki ile başına gelecek bütün belalardan masum kalır. Müttaki olduğu için bağışlayın zina yapmazsa zina ile başına gelecek bütün hastalıklardan ve belalardan masum ve mahfuz kalır. Yani takvalı olmanın mükafatı sadece ahirette diye düşünürse ahiret daha uzak. Benim de daha yaşayacağım, çok yaşayacağım benim ömrüm uzun. Allah Kerim, ben de Abdülkerim der, haram ve günah işlemeye devam edebilir. Allah onun için takvalı olmazsa dünyada bile başına musibetler ve belalar geleceğini bilmek ve çok daha önemli bir cümle sunmak istiyorum. Her gayri meşrunun, gayri meşru lezzetin bir meşrusu da olduğuna inanarak yaşamak. Evet, helal lezzet keyfe kafidir. Harama, günaha girmeye hiç ihtiyaç yoktur. Haram ve günaha girerse bir insan tabii ki takvasını kaybetmiş sayılacağından müttaki olma halini devam ettirebilmesi için haramlara girmemeli, helalıyla iktifa etmeli. E canım, bu helalla da tam dünyadan lezzet alamıyorum. Böyle bir şey yok. Evet, tekrar ediyorum. Helal lezzet keyfe kafidir. Harama girmeye hiç ihtiyaç yoktur. İmam-ı Buseyri Haside-i Bürdesi'nde der ki hem hassenet lezzeten bil mer'i katileten min haysü lem yedri ennessemmi ve tesemi. Öyle haram ki onlar bala benziyor ama o balın içerisinde zehir var. Gayri meşru hayatın içerisinde zehirler var, zemberekler var ve daha cehenneme gitmeden cehennem sıkıntısını dünyada yaşatacak ve bizi dünyada bile perişan edecek hususlar vardır. Allah'ım yani hafaza. Takva hem dünyamızı kurtaracak, rahatlatacak. Hem kabirde Hocam, bizi rahatlatacak.
hem de ahirette bizi kurtaracak ana Evet. umde, ana vazifedir. Hocam son 4 dakikamız kalmış. Ben az önce takvalı olmak konusunu anlatırken sizin sıralamış olduğunuz o 5 maddeyi de yazdım. Özet olarak seyircilerimize hemen sunayım. Allah'a iman, ahirete iman, haram ve helallerle ilgili sınırları çok iyi bilmek, bir diğeri ölümü çokça hatırlamak, bu dünyada fani olduğumuzu bilmek ve ancak muttakilerin cennete gireceğine inanmak. Doğru not almış mıyım? Başta Allah'a imanı, Allah'a imandan daha ziyade Allah beni görüyor ya, Allah Hı. beni biliyor ya, şuurunda Allah'a iman. O ölçüde Herkes ben yaşamak. müminim diyor zaten. Ama Evet. Allah beni görüyor ya şuuruyla yaşayabiliyor muyuz? Ona murakabe duygusu deniyor. Allah'ın beni her an gördüğüne inanarak yaşamak çok önemlidir tabii Evet. ki. Hazreti Yusuf misali de bunun en canlı örneğidir. Evet. Allah'a layık bir şekilde takva mümkün mü? Şu dünya hayatında, şu zaman içerisinde böyle yaşamak sanki biraz zormuş gibi geliyor hocam. Mümkün mü değil mi? Size sormuş olayım. Evet, tabii ki bütün sınırlara riayet ederek yaşamak, yani en mükemmel takvayı temsil edebilmek, tabii ki günümüzün şartları içerisinde çoktur. Ama Allah bizler için tövbe istiğfar kapısını açık bırakmıştır. Ne enteresandır ki Kur'an-ı Kerim'de bir yerde Cenab-ı Hak kendisinin de ehli takva olduğunu anlatıyor. Ehl ve ehlü takva ve ehlül mağfira. Bir surede bir ayet. Allah ehli takvadır ama aynı zamanda Allah ehli mağfirettir. Yani Allah müttaki yaşayanlara o takva kanunlarına göre muamele eder de ama bir insan bütünüyle takvayı yaşayamaz. Yer yer sürçtüğümüz, Evet. düştüğümüz, günahlara girdiğimiz zamanlar olabilir. O zaman Allah da ve ehlül mağfira, Allah da kullarını bağışlayandır, mağfiret edendir, affedendir diye ifade buyuruyor. Onun için hani derler ya günah da bizim, günah da bizler için de fakat Cenab-ı Hak tövbe kapısını açık bırakmıştır. Bu mevzuda Hazreti Adem Aleyhisselam'dan tutunuz, Efendimiz Aleyhisselam'a kadar peygamberlerin hayatından ve onların anlattıklarından misaller, meseller getirilebilir. Hazreti Adem de cennette müttaki yaşayamadı. Allah şu ağaca yaklaşma dedi ama yaklaştı. İster şeytanın ivasıyla, isterse eşi Hazreti Havva'nın yönlendirmesiyle olsun, memnu ağacın meyvesinden yedi ve cennetten mahrum oldu. Ama Allah ona tekrar cennete gitme yolunu açtı. Tövbe ve istiğfar yolunu açarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan dönünce şöyle buyurdu bazı. Ben Miraç'ta ümmetimi çok günah işleyenlerin cennette olduğunu gördüm. Günahkarların çoğunu veya çok günah işleyenleri cennete girmiş gördüm. Sahabi ilk etapta anlamakta zorlandı. Nasıl olur ya Resulallah? Çok günah işlemiş, yani müttaki davranamamış ama cennete gitmiş. Efendimiz Aleyhisselam arkasından da çok tövbe istiğfar etmiş buyurdular. Onun için günah işleyebiliriz, müttaki olamayabiliriz yer yer. İnsanız, beşeriz, elbette şaşarız ama sonuç itibariyle Cenab-ı Hak merhamet üstüne merhamet ederek bize affu safla, affu keremle ve affı mağfireti ve rahmetiyle dua ediyor, merhamet ediyor. Bizler de Allah'a böyle dua Evet. etmeliyiz. Dua bize bakan yönüyle az önce sürçü lisanım oldu. Vafu anne, vafirlene, merhamneyi çok tekrar ederek Allah'ın tekrar merhametine mazhar olacağız inşallah. İnşallah. Necdet Hocam çok güzel bir sohbet oldu. Allah razı olsun. Allah ebeden razı olsun hocam. İnşallah öyle olmuştur. İnşallah. İnşallah öyle Ellerinizden olmuştur. öpüyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Tüm seyircilerimize
sağlık, sıhhat, afiyetler diliyor. Ramazan bayramlarını şimdiden tebrik ediyor. Gerçek bayram ahirette inşallah cennete gitmeleriyle yaşasınlar arzu ediyor, dua ediyorum. Allah razı olsun. Görüşmek üzere hocam. Allah'a emanet olunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamdolsun yüceler yücesi Allah'a. Bizi İslam'la aziz kılan, imanla bizi şereflendiren, şerefli nebisini göndererek bize merhametini gösteren, bizi dalaletten kurtarıp hidayete erdiren Allah'a hamdolsun. Biz darmadağınıkken bizleri bir araya getirerek kalplerimizi birbirine sevdiren, düşmanımıza karşı bize zafer ihsan eyleyip geniş coğrafyalarda bize hakimiyet veren, bizi birbirlerini seven, candan dost ve kardeşler yapan Allah'a hamdolsun. Üzerimizdeki bütün nimetlerine karşı Rabbimize hamd ediyoruz. Nimetlerinin eksilmeden artarak devam etmesini istiyoruz. Bütün bu nimetlerine sonsuz şükürler ediyoruz. Onun nimetlerinden biri düşmanlarımıza karşı zafer vaat etmişti. Bize zafer üstüne zaferler ihsan eyledi. Onun için de nihayetsiz şükürler olsun Rabbimize. Allah'ım, ömrümüz oldukça İslam'a sahip çıkmakla bizi muhafaza eyle. Oturup kalkıp İslam'ı düşünelim. Hatta rüyalarımızda da hep onu düşünelim. Bizi çekemeyen hasetçilere, bize düşmanlık edenlere bizi alay konusu eyleme Allah'ım. Allah'ım, senin o sonsuz hazinelerinden her türlü hayrı istiyoruz, bize lütfeyle. Her türlü şerden de sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, hatalarımızdan özür dileyip senin her şeyi kuşatan rahmetine yöneliyor ve günahlarımızı bağışlamanı diliyoruz. Ne olur bütün günahlarımızı bağışla Allah'ım. Ey hafız ve hafiz olan Allah'ım, bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelecek her türlü bela ve musibete karşı koru. Fark etmeden altımızdan gelecek felaketlere karşı da senin azametine sığınıyoruz. Allah'ım, içinde yaşadığımız beldenin bereketiyle bizi rızıklandır. Koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklarından bizi koru. Bizi beldemizin insanlarına, beldemizin salihlerini de bize sevdir. Allah'ım, bulunduğumuz yeri bizim için bereketli eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bahar gelsin şu dağlara gideyim, bahar gelsin şu dağlara gideyim. Belki derdimize çare bir çiçek toplayıp devşirip derman edeyim. Açılan yaramı sara bir çiçek toplayıp devşirip derman edeyim. Açılan yaramı sara bir çiçek. Çünkü o da bir çiçeğin delisi, çünkü o da bir çiçeğin delisi. Kelebektir böceklerin alisi, yeşil yamaç tabiatın halısı. Nakış dökmüş ara ara bir çiçek, yeşil yamaç tabiatın halısı. Nakış dökmüş ara ara bir çiçek. Karadaş'ta ala geyik sesi var, Karadaş'ta ala geyik sesi var. O geyikin ıssız daşta nesi var, kavalın bir acı inlemesi var. Çobanı düşürmüş sarı bir çiçek, kavalın bir acı inlemesi var. Çobanı düşürmüş sarı bir çiçek. Ben de bir aşığım Reyhan inadım, ben de bir aşığım Reyhan inadım. Sorun çiçeklere az mı ağladım, benim tabiattan bir tek muradım. Götüreyim nazlı yara bir çiçek, benim tabiattan bir tek muradım. Götüreyim nazlı yara bir çiçek. Bahar gelsin şu dağlara gidelim dedi Bekir Salim abi. Bekir Salim abi
Gönlüne sağlık, eline sağlık, sesine sağlık. Şu sıkıntılı günlerde gönlümüze su serpiyorsun abi bu söylediklerine. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün de programımızın yayının sonuna geldik. Bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimizi bir kere daha hatırlatmış olalım kıymetli seyirciler. Ya ne çok hatırlatıyorsun falan diyebilirsiniz ama mecburum bu arada. Bir de bize maddi destekte bulunmak istiyorsanız işte onun için de adresimiz ekranda kıymetli seyirciler. Yarın nasip olursa Ahmet Kurucan hocamız yayın konuğumuz olacak. Onunla da çok önemli bir mevzuyu konuşmaya çalışacağız kıymetli seyirciler. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Sürçülisan ettiysek, hatalarımız olduysa, kusurlarımız olduysa ne olur bağışlayın. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimize dua etmeye ihtiyacımız var aynı zamanda. Birbirimize biliyorsak ismen dua etmeye de ihtiyacımız var. En başta söylediğim şeyi, hikayeye girmeden önce söylediğim şeyi bir kere daha tekrarlamış olayım. Geçecek bu günler. Allah'ın izni ve inayetiyle çekilen bütün sıkıntılar gidecek. İnşallah bunun karşılığında Rabbimiz önce bu dünyada versin istiyoruz, sonra da ahirette versin istiyoruz. Rabbim bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Türkiye'deki arkadaşlarımıza özellikle maddi manevi çeken, sıkıntı çeken arkadaşlarımıza sıkıntılarını Rabbim tez zamanda gidersin. Aynı zamanda hapishanelerde, gaybubetlerde olan arkadaşlarımızı muhafaza eylesin ve tez zamanda özgürlüklerine kavuştursun. Birbirinden ayrı düşmüş olan aileleri de tez zamanda birbirlerine kavuştursun. Bizden bu kadar efendim bugünlük. Yarın görüşmek üzere. Var olun. Nur olun.